Burada yazık be amirim. Baksanıza hala yağmur falan diyor. He ya. Kızlar böyle işte. Senin gibi garibanlara eziyet ediyorlar. Sonra gidip ite kopağa gönül veriyorlar. Hay ağzınızı öpeyim amirim. Halbuki senin gibi yakışıklı, güzel, mağrur, kendine güvenen, cazibeli, işinde gücünde... Kardeş sen ne iş yapıyordun? İşsizim ben. Askerden geldikten sonra kendime göre bir iş bulamadım. Ha, ne kadar oldu askerden geleli? 11 yıl. Çüş! Ulan 11 senedir ne ipliği içiyorsun sen? Benim babam zengin. Baba parası yiyorum ben. Allah'ım ya Rabbim ulan ne pis bir mahalleye denk geldik ya. Bir de utanmadan baba parası yiyorum diye herif ya. Şş, bana bak gamer. Madem baban senin zengindi bu kadar, ne diyor o çulsuz kayada kaptırdın kızı ya? Dünyada olmaz. Benim oğlum o kızla evlenemez. İzin vermem. Ama babacığım aşaması yok. Bana bak ulan. Bu kızın ne mal olduğu meydanda. Bunu bütün mahalle anladı. Bir sen anlayamadın. O kızın gözü senin paranda be. Paranda. Babacığım hiç öyle şey olur mu Allah aşkına? Bende para mı var? Olsa olsa o senin parandır. Senin paranda gözü olsa niye benimle bir ilişki yaşasın? Gelir seninle bir ilişki yaşa. Annemi de senden boşatamayacağına göre kendine ayrı ev açtırır metresin olarak. Hiç bugüne kadar sana gelip de Orhan'cığım bana yeni ev aç dedim mi? Demedim. Dedim mi yoksa? Babacığım dedim mi? Allah'ım sen bana sabırlar ver. Bana bak lan. O kızla görüşmeyeceksin. Tamam mı? O kızla görüşmek yok. Andolsun seni reddederim. Hem evlatlıktan hem de mirasımdan. Dur lan. İyi bir fikir bu. Seni reddediyorum. Yarın sabah ilk işin mahkemeye gitmek olacak. Görelim bakalım o zaman. Senin paranın peşinde mi, senin peşinde mi? Yapamazsın dedim, yaptım. Babam beni mirasından reddetti. Babam beni mirasından reddedince Yağmur beni terk etti. Daha sonra babam beni mirasına tekrardan geri aldı. Babam beni mirasına geri alınca Yağmur da geri döndü. Yağmur geri dönünce babam beni mirasından reddetti. Babam beni mirasından reddedince Yağmur da geri gitti. Sonra Yağmur'un gittiğini gören babam beni tekrardan... Neyse bu böyle 10 defa falan sürdü gitti. En sonunda hakim, mübaşir babam bir WhatsApp grubu kurup dışarıda da görüşmeye başladılar. WhatsApp grubunun adı da gittiğin Yağmur'la gel oldu. Bu, hikaye bu. Vay be, ulan hikayeye bak. Shakespeare yaşasaydı Romeo ile Juliet'i siktir edip sizin hikayeyi yazardı ha. Teşekkür ediyorum. Kendine gel lan. Ulan bitenin bir farkına var. Affedersiniz de bir siz kendinize gelin. Bir siz olup bitenin farkına varınız efendim. Bir siz varsa tutturmuş bir ajan hikayesi. Ajan da ajan, ajan da ajan. Siz bizi mi yiyorsunuz acaba? Soruyorum size Kayhan nerede? Vay be yazık sana be. Dayını 3 dakikada sattın lan. Adam sana doğru düzgün bir soru sordu. Cevap ver. Kayhan nerede? Ne bileyim ben komiserim. Ya ne bileyim ben komiserim onu Uğur'a sorun. Kızı elinden aldı. Ya biri öldürecekse en yakın aday Uğur. Bak, bu doğru işte. Şimdi dayıcığım sen de beni sattın yani. Vur, Uğur'a vur, Uğur'a vur. Sıkıştın mı Uğur'a vur. Benim babam demişti zaten. Bundan bir halt olmaz demişti benim babam. O dükkanı bunun yerine başkası işletse şimdi trilyoner de demişti. Benim babam dedi. Asıl senin babandan bir şey olmaz be. Ama kabahat benim ablamda. Senin baban yerine Süleyman Marangoz'la evlenseydi. Hey yavrum hey. Gerçi Süleyman Marangoz da neyi var ne yok gitti at yarışına yatır. Ne anlatıyorsun lan sen? Atçı Süleyman'ı anlatıyor. Kesin ulan tatavayı. Allah Allah. Sana doğru düzgün bir soru sorduk. Cevap ver. Kayhan nerede? Uğur öldürmüştür. Hey! Öldürmediyse de kaçırmıştır. Bir tabudur içine koyup belki de toprağa gömmüş olabilir. Belki de dağa kaldırmıştır. Bir tabudur içine koyup dağ başında bir mağaraya atmış olabilir. Ama tabut muhakkak var komiserim. Vay be. Resmen adamın bilinçaltı serbest kaldı. Tabii. Ya bu kız söz konusu olunca Uğur'un eli ayağı birbirine dolaşıyor. Götü başı oynuyor. Bu her şeyi yapabilir. Bu var ya bu. Öz babasını öldürmeye kalktı. Uğur Efendi. We'll be right back.
Ya babacığım büyük geçmiş olsun. Allah Allah, nasıl oldu böyle bir şey? Duyar duymaz geldim. Bir şey ihtiyacınız var mı babacığım? Defol lan! He? Hayvan ol hayvan! Gözüm görmesin seni. Senin gibi evlat olmaz olsun. Ya Orhan amca bak, fenalaşacaksın yine. Yapma Uğur! Ulan salak! Direksiyonun başında görmedim mi sanıyorsun seni ha? Baba katili! Ne? Seni ezmeye çalışan Uğur muydu? Babanı mı öldüreceksin lan? Yuh olsun sana. Yok ya. Aklı sıra ben ölünce kızla evlenecekti. Allah'tan araba kullanmayı doğru söylemedi de tam beni ezecekken stop ettirdi. Bir de yeniden çalıştırmaya uğraştı. Ama kaldıramıyorum ki arabayı. Gör 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 gör. Boğdu arabayı. Her bir şeyi yattığım yerden duydum. Neyse ya, ağzımızın tadı bozulmasın. Bakın kimi getirdim ben. Sürpriz. Çok geçmiş olsun babacığım, ben öpeyim. Babacığım ben bana. İkiniz de demeyin. Seni yine reddettim. Her bir şeyimden ben ediyorum seni. Ama babacığım, düğünde cenazede küslük olmaz. Ne cenazesi be? Ölmeden mezara mı koydunuz beni? Ölmüyorum lan. Sana inat ölmüyorum işte. Kendi cenazesi zannetti, fark ettin değil mi onu? Hayır hayır, öyle değil, öyle değil. Biz Yağmur'la evleniyoruz. Ne? Ben de Turay. Tutmayın beni. Tut. Abicim tutar mısın? Çok rica ediyorum. Savaş. Evet Orhan Bey. Sizi buraya niye çağırdığımızı biliyorsunuz değil mi? Hayır, bilmiyorum. Kayhan'ın kaybolmasıyla ilgili bütün mahalleyi sorguluyoruz. Yani? Yanisi siz de mahalleden biri olduğunuza göre belki bildiğiniz bir şey vardır diye bir konuşalım istedik. Yahu Kayhan'ın yerini bilsem ilk önce ben gider geri getiririm onu. O herif benim o Yağmur denen kızdan kurtulmamın tek şansı. Hatta oradan kaybolduğunda anasından babasından çok ben üzüldüm. Bunlar evlenir de benim sağlak olan vazgeçer diye düşündüm kızdan. Bir dakika, bir dakika. Yoksa size benim oğlum mu söyledi bir alakam olduğunu? Beni hapse attırıp kızla evlenecek diyor ya, aklı sıra. Hayır, bir şey söylemedi. Yoksa söylemesi gereken bir şey mi vardı? Yok canım, yemin etmedi ama o yapar böyle sağlıklıklar. Eğer Kayhan'ı yeni bilsem bütün dünyaya ilan ederim. Yeter ki bu mahalleye geri dönsün. Tamam efendim, bakın ama şimdi... Bakın. Bakın komiser bey, benim salak oğlum şimdiden başlamıştır beni öldürme planlarına. Birkaç gün içinde Kayhan'ı bulduk. Bulmadık mı? Benim cenazeme gelirsiniz artık. Aman efendim, evlerden ırak nereden çıkartıyorsunuz? Ah be Orhan amcam, evlat işte. Atsan atılmıyor, satsan satılmıyor. Bana kalsa 50 kere atardım ama dünyanın öbür karanlığı acıyorum. Şekerim çıktı galiba komiserim. İyi misiniz? Sorunuz yoksa çıkabilir miyim? Tabii. Bu sinirlenince böyle şekerim çıkıyor işte.